Vatanım ve ailem hakkında söyleyecek pek bir şeyim yok. Kötü olaylar ve uzun yıllar beni birinden uzaklaştırırken diğerine yabancılaştırdı. Bana kalan miras bir servet değerindeydi ve çok iyi bir eğitim almamı sağladı. Ben de bu eğitimim ve düşünmeye yatkın zihnim sayesinde gençliğimde yaptığım sıkı çalışmaların birikimini yöntemsel bir temele oturtmayı başardım. Bana en çok Alman törecilerinin eserleri haz verdi. Onların o naif deliliğine sakıncalı bir hayranlık duyduğumdan değil, katı, keskin düşünce alışkanlıklarım sayesinde onların hatalarını rahatlıkla saptayabildiğim içindi. Bu arada mizacımın kuruluğu yüzünden çok eleştirildim. Hayal gücümün noksanlığı bana sanki bir suçmuş gibi yansıtıldı ve fikirlerimin piyonist duası bana sürekli kötü bir ün getirdi. Aslında fiziksel felsefeden aldığım bu yoğun haz, dönemin çok sık rastlanan bir hatasına düşmeme yol açtı. Olayların bu bilimin ilkelerine en dolaylı yollardan bile olsa bağlama alışkanlığından söz ediyorum. Bütüne bakıldığında kimse batıl inançların o yanıltıcı, o cezbedici yönü tarafından gerçeğin sınırları keskin bölgesinden uzaklaştırılmaya benim kadar az yatkın olamaz. Bunları baştan söylemeyi uygun buldum ki anlatmam gereken inanılmaz öykü hayal gücünün ölü bir mektup ve bir hiçlikten ibaret olduğu bir zihnin kesin deyişi yerine çok kaba bir hayal gücünün hezeyanları olarak algılanmasın. Evet, yurt dışında yıllarca yolculuk ettikten sonra 1800 bilmem kaç yılında zengin ve yoğun nüfuslu Cava Adası'ndaki Batavia Limanı'ndan Sunda Takım Adaları'na doğru yola çıktım. Tam anlamıyla bir yolcuydum. Bir şeytan gibi peşimi bırakmayan sinirli bir huzursuzluktan başka hiçbir yolculuk sebebim de yoktu. Gemimiz 400 tonluk, tahtaları bakırla tutturulmuş ve Bombay'da Hint meşesiyle inşa edilmiş çok güzel bir gemiydi. Naşadiv adalarından yüklenen hidrofil pamuk ve yağı taşıyordu. Gemide bunların yanı sıra Hindistan cevizi lifi, hurma suyundan yapılma şeker, kaymaksız sığır sütü, Hindistan cevizi ve birkaç sandık da haşhaş vardı. Yükleme işi beceriksizce yapılmıştı ve gemiden sürekli tangırtılar geliyordu. Çok hafif bir rüzgarla yola çıktık ve Java'nın doğu kıyısında günlerce bekledik. Rotamızın monotonluğunu hafifleten tek olay gittiğimiz takım adalarından küçük parçalar görebilmekti. Bir akşam kıç verandasında yaslanmış bakarken kuzeybatıdaki çok tuhaf tek bir bulutu fark ettim. Hem rengi yüzünden hem de Batavia'dan ayrıldığımızdan beri görünen ilk bulut olduğu için benim için çok ilgi çekiciydi. Onu dikkatle gün batımına dek izledim. Bu vakitte bir anda doğu ve batıya yayıldı. Ufku ince bir buhar tabakası halinde kapladı ve alçak bir kumsalın uzun bir şeridi gibi görünmeye başladı. Az sonra da uzanık kırmızı bir renkte doğan ay ve denizin tuhaf görünüşü dikkatimi çekti. Deniz hızla değişiyordu ve su her zamankinden saydamdı. Denizin dibini açık seçik görebilmeme karşın iskenderi çektiğimde derinliğin 15 kulaç olduğunu gördüm. Hava şimdi de dayanılamayacak kadar ısınmıştı ve ısıtılan demirden çıkanlara benzeyen sarman dumanlarla yüklüydü. Gece çöktükçe rüzgar da dindi ve ortalığı hayal edilemeyecek kadar yoğun bir dinginlik kapladı. Tupada yanan mumun alevi hiç titremiyordu ve başla işaret parmaklar arasında tutulan bir saç teli en küçük bir hareket belirtisi bile sergilemiyordu. Kaptansa herhangi bir tehlike belirtisi görmediğinden ve kıyıya doğru sürüklenmekte olduğumuz için yelkenlerin indirilmesini ve çapanın atılmasını emretti. Nöbetçi falan konulmadı ve genel olarak Malayalılardan oluşan tayfa güverteye uzandı. Aşağı inerken içimde kötü bir his vardı.
Aslında bütün belirtiler beni şiddetli bir sam yerinin girişinden endişelenmeye yöneltiyordu. Kaptana gidip korkularımdan bahsettim. Ama söylediklerimi bir nebze dikkate almadı. Hatta yanıt vermeye tenezzül etmeden yanımdan ayrılıp gitti. Ancak huzursuzluğum uyumama engel oldu ve gece yarısı civarında güverteye çıkmaya karar verdim. Tam ayağımı merdivenin en üst basamağına koyarken hızla dönen bir değirmen çarkınınkini andıran yüksek bir uğultuyla irkildim. Daha bunun ne anlama geldiğini kavrayamadan geminin her tarafının sarsılmaya başladığını fark ettim. Bir an sonra da dev köpüklü bir dalga bizi alabora etti. Baştan kıça doğru ilerleyerek bütün güverteleri provadan pupaya yıkayıverdi. O patlamanın aşırı şiddeti geminin kurtulmasını sağladı. İyice suyla dolmuş olmasına karşın pirekleri yıkılıp yan tarafını düşmüş olduğundan bir dakika sonra denizden ağır ağır kalktı ve fırtınanın yoğun baskısı altında bir süre yalpaladıktan sonra nihayet doğruldu. Beni ölmekten hangi mucizenin kurtardığını bilmek olanaksız. Suyun şokuyla sersemledikten sonra kendime geldiğimde hıç direği ile dümenin arasına sıkışmış olduğumu fark ettim. Büyük bir çabayla ayağa kalktım ve gözüm kararmış bir halde etrafa bakınca önce büyük dalgaların arasında olduğumuzu düşündüm. Bizi yutmuş olan dağ gibi ve köpüklü okyanusun girdabı hayal edilemeyecek kadar müthişti. Bir süre sonra tam limandan ayrılırken gemiye binmiş olan yaşlı bir İsveçlinin sesini işittim. Ona tüm gücümle seslendim ve en sonunda sendeleyerek kıç tarafına geldi. Az sonra bizden başka kurtulan olmadığını fark ettik. Güvertede bulunan bizim dışımızdaki herkes denize düşmüştü. Kaptan ve yardımcıları uykularında ölmüş olmalıydı çünkü kameralar suyla dolmuştu. Yardım almadan geminin yüzdürülmesi gibi ya da geminin en azından böyle stabil tutulabilmesiyle ilgili pek az şey yapabilirdik. Ve çabalarımız başlarda anlık batma korkularının yol açtığı donup kalmalarla kesintiye uğradı. Palamarımız kasırganın ilk soluğuyla paket ipi gibi kopmuştu iyi ki. Yoksa hemen ters dönerdik. Denizin ortasında korkutucu bir hızla gidiyorduk ve gemideki birçok yarıktan içeri su akıyordu. Geminin kıç iskeleti epey çatlamıştı ve her açıdan büyük darbeler almıştık. Ama pompaların tıkanmamış ve safraların fazla yer değiştirmemiş olduğunu görünce büyük bir sevince kapıldık. Fırtınanın ilk şiddeti azalmıştı ve artık rüzgardan fazla bir tehlike beklemiyorduk. Ama yılgınlık içinde tamamen durmasını ümit ediyorduk. Denizin birazdan devasa bir şekilde kabaracağından, geminin şu haliyle buna dayanamayacağından, kaçınılmaz olarak öleceğimizden de emindik. Ancak bu oldukça yerinde kaygımız, kısa zamanda gerçeğe dönüşemeyecekmiş gibi görünmeye başladı. Hantal gemi 5 gün 5 gece boyunca, ki bu süre içinde tek yiyeceğimiz, baş kasarasından büyük güçlüklerle temin ettiğimiz az miktardaki hurma şekeriydi. O sam yerinin ilk şiddetiyle boy ölçüşemese de, o zamana dek gördüğüm fırtınaların en şiddetlisini teşkil eden hızlı ve peş peşe esen rüzgarların önünde hesaplamalara meydan okuyan bir hızla uçtu. İlk 4 gün boyunca rotamız küçük değişikliklerle güneydoğu ve güney yönündeydi. Yeni Hollanda'nın kıyıları boyunca ilerlemiş olmalıydık. 5. günse rüzgarın daha kuzeyden esmeye başlamasından dolayı hava iyice soğumuştu. Güneş hastalıklı sarı bir parıltıyla doğuyor, net bir ışık yaymadan ağır ağır ufkun birkaç derece üstüne çıkıyordu. Görünürde hiçbir bulut yoktu ama şiddetini giderek artıran rüzgar kesik kesik ve düzensiz aralıklarla esiyordu. Tahminimize göre yine öğle vakti güneş dikkatimizi çekti. Adına yaraşır bir ışık saçmıyordu. Donuk ve kuşhane pırıltısının yansıması da yoktu.
Sanki tüm ajanları yutulmuştu. Kabarmış denizde batmadan önce de ortasındaki ateş birden söndü. Açıklanamayacak bir güç tarafından aceleyle söndürülmüş gibiydi. Bitsiz okyanusa gömülürken sönük, gümüşü bir halkadan ibaretti güneş. Altıncı günün gelmesinin boşuna bekledik. O gün benim için hala gelmiş değil. İsveçli içinse hiç gelmedi. O vakitten sonra zifiri bir karanlığa gömüldük. Öyle ki geminin 20 adım ötesini göremiyorduk. Sonsuz gece bizi kuşatmayı sürdürdü. Denizin tropikal kuşakta alışkın olduğumuz o fosforlu parıltısının da bir faydası dokunmuyordu. Fırtınanın şiddetinin azalmamış olmasına karşın daha önceki köpüklerden eser kalmadığını da fark ettik. Etrafımız dehşetle yoğun bir loşlukla ve kara, terletici, mat bir çölle çevriliydi. Yaşlı İsveçlinin ruhuna yavaşça batıl bir korku sızdı. Benim ruhuma ise sessiz bir hayret duygusu. Gemiyle ilgilenmeyi bunun faydasız olmasının ötesinde zararlı olduğunu düşünerek bıraktık. Ve kendimizi olabildiğince sıkı bir şekilde mizana direğine bağlayıp o okyanus dünyasına acı acı bakmaya başladık. Zamanın geçişini hesaplamamızın bir yolu yoktu. Bulunduğumuz yer hakkında tahmin de yürütemiyorduk. Ama hiçbir denizcinin gitmediği kadar güneyde bulunduğumuzun da farkındaydık. Ve karşımıza genelde rastlanılan buzdan engeller çıkmadığı için hayretler içindeydik. Bu arada her an son anımız olma tehdidini savuruyordu. Her devasa dalga bizi yutmak için acele ediyordu. Denizin böylesine kabarabileceğini hayal bile etmemiştim. Ve sular altında kalmamamız büyük bir mucizeydi. Arkadaşım yükümüzün hafifliğinden bahsetti ve bana gemimizin mükemmel niteliklerini anımsattı. Ama umudun bile ne kadar umutsuzca olduğunu hissetmemek elde değildi. Ve simsiyah azametli geminin kat ettiği her kilometreyle birlikte denizin kabarışı büsbütün korkutucu oldukça kendimi gelişini hiçbir şeyin bir saatten fazla geciktiremeyeceğine inandığım önüme karamsarlık içinde hazırlamaya başladım. Bazen albatrosların çıkamayacağı yüksekliklerde havasız kalıyor, bazense havanın durgunlaştığı ve denizin canavarlarının uykularını hiçbir sesin bozamadığı sulu bir cehennemin içine iniş hızımız başımızı döndürüyordu. Bu uçurumlardan birinin dibindeyken arkadaşımın attığı kısa korkulu bir çığlık gecenin içinde yankılandı. ''Bak, bak!'' diye haykırdı kulaklarımın dibinde. ''Ulu Tanrım, şuraya bak!'' O konuşurken içinde bulunduğumuz engin kanyonun kenarlarından akan dek güvertemizi kesintili olarak aydınlatan donuk kuşuni kırmızı bir ışığın farkına vardım. Gözlerimi yukarı kaldırınca gördüğüm sahne kanama dondurdu. Tam tepemizde, korkunç bir yükseklikte ve dik uçurumun tam kenarında belki 4000 tonluk dev bir gemi duruyordu. Yüksekliğinin belki 100 katı bir dalganın zirvesinde durmasına karşın görünüşteki boyutu yine de var olan herhangi bir Doğu Hint gemisininkine aşıyordu. Dev gövdesinin rengi koyu, kirli bir siyahtı. Üstünde gemilerde genelde rastlanan oymalardan yoktu. Açık lombarlarından tek bir pirinç top dizisi çıkıyordu. Ve bunların cinalı yüzeylerinden sarkan sayısız savaş fenerinin alevi armasının etrafında bir ileriye bir geriye sallanıyordu. Ama özellikle dehşete ve hayrete kapılmamıza sebep olan şey geminin o doğaüstü denizin ve o kontrolsüz kasırganın ortasında yelken açmış olmasıydı. Onu ilk fark ettiğimizde yalnızca loş, derin ve korkunç kanyonun kenarında inip kalkan provası görünüyordu. Yoğun bir dehşet anından sonra
baş döndürücü zirvenin tepesinde durakladı. Sanki kendi yüceliği üstüne düşüncelere dalmışçasına. Sonra da sallanıp yalpalamaya başladı. Ve düştü. İşte o anda ruhumun nasıl bir soğukkanlılığın birdenbire ele geçirdiğini bilmiyorum. Olabildiğince uzağa sendeleyerek gittikten sonra yaklaşan felaketi korkusuzca bekledim. Sonunda çabalamaktan vazgeçmiş olan gemimizin burnu batıyordu. Üstüne düşen kitlenin şoku bunun sonucunda geminin su altında olan kısmına indi ve ben kaçınılmaz olarak karşı konulmaz bir güçle yukarı o yabancı geminin armasına fırladım. Ben düşerken gemi yan yatıp doğruldu ve tayfalar tarafından fark edilmememi de bunun yarattığı kargaşaya bağlıyorum. Fazla zorlanmadan yarı açık olan ana ambar ağzına vardım. Kısa sürede geminin içinde saklanma fırsatını buldum. Niye bunu yaptığımı ben de bilmiyorum. Belki de gizlenmemin temel sebebi gemideki denizcileri görünce hissettiğim o tarifsiz korkuyla karışık şaşkınlık duygusuydu. Kendimi üstün körü bir bakışla da olsa içimde şüphe ve endişe uyandıran böyle bir insan ırkına teslim etmeyi istemiyordum. Bu yüzden geminin içinde gizlenecek bir yer aramayı uygun buldum. Bunu yük sandıklarının bir kısmının yerini geminin dev kalasları arasında kendime uygun bir saklanma yeri açacak kadar değiştirerek yaptım. İşimi yeni bitirmiştim ki ambardaki ayak sesleri saklanmamı gerektirdi. Bir adam saklanma yerimin yanımdan zayıf, kararsız adımlarla geçti. Yüzünü göremiyordum ama genel görünüşünü inceleme fırsatı buldum. Oldukça yaşlı ve hasta olduğu belliydi. Yılların ağırlığı dizlerini büküyor ve tüm bedenini titretiyordu. Kendi kendine anlamadığım bir dilde alçak bir sesle kesik kesik mırıldanıyordu. Tuhaf aletlerden ve çürümüş deniz haritalarından oluşan bir yığının üstüne oturdu. Tavırları ikinci çocukluğun huysuzluğu ve bir tanrının ağırbaşlı vakarının tuhaf bir karışımıydı sanki. Sonunda güverteye çıktı ve onu bir daha görmedim. Ancak bu arada tarifsiz bir duygu ruhumu ele geçirdi. Analize geçit vermeyen, geçmişin derslerinin karşısında yetersiz kaldığı ve geleceğin de bana anahtarını sunmayacağından korktuğum bir histi bu. Benimki gibi bir zihin için sonuncusu en kötüsüydü. Düşüncelerimin doğasına ilişkin olarak asla, biliyorum ki asla tatmin olmayacağım. Yine de bu düşüncelerin belirsiz olması şaşırtıcı değil. Çünkü yepyeni kaynaklardan doğuyorlar. Ruhuma yeni bir duyum, yeni bir varlık ekleniyor. Bu korkunç geminin güvertesinde yürümeyeli epey zaman oldu. Ve sanırım kaderimin ışınları bir yerde odaklanmaya başlıyor. Anlaşılmaz insanlar, sezemediğim konulara ilişkin derin düşüncelere dalmış olarak yanımdan beni fark etmeden gelip geçiyorlar. Saklanmam tam bir budalılıktı. Çünkü bu insanlar görmüyor. Daha şimdi kaptanın gözlerinin önünden geçtim. Kısa süre önce de kaptanın özel kamerasına girmeye cesaret ettim ve bunları oradan aldıklarımla yazıyorum. Daha öncekileri de bu sayede yazmıştım. Arada sırada bu günceye devam edeceğim. Evet, bunu dünyaya ulaştırmanın bir yolunu bulamayabilirim. Ama en azından bu çabayı göstereceğim. En sonunda bu yazdıklarımı bir şişeye koyup denize atacağım. Bana üzerinde düşünecek bir konu yaratan yeni bir olay oldu. Böyle şeyler kontrolsüz talihin işi mi? Bilmiyorum. Güverteye çıkmış ve hiç dikkat çekmeden filikanın dibindeki eski yelken yığınının üstüne atlamıştım. Kaderimin tuhaflığı üzerine düşüncelere dalmışken
İlk katran fırçasını farkında olmadan yanımdaki bir fıçının üstünde özenle katlanmış halde duran bir cunda yelkeninin kenarlarına sürttüm. Cunda yelkeni şimdi geminin üstüne eğilmiş durumdaydı ve fırçanın rastgele dokunuşları keşif sözcüğünü ortaya çıkardı. Son zamanlarda geminin yapısı üstüne epey gözlemde bulundum. Yeni silahlanmış olmasına karşın bir savaş gemisi olduğunu sanmıyorum. Arması, yapısı ve genel donanımı bir savaş gemisi olmadığını gösterir nitelikte. Ne olmadığını kolayca anlayabiliyorum. Ama ne olduğunu söylemek korkarım olanaksız. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama o tuhaf modelini ve benzersiz direklerini, devasa boyutunu ve aşırı geniş yelkenlerini, son derece sade provasını ve köhne kıçını incelerken, bazen zihnimde tanıdık şeylerin parıltısı beliriyor ve bu belirsiz anı gölgelerine hep eski tarihlerin ve asırlar öncesinin o dile getirilemez anıları eşlik ediyor. Kevin'in gövdesine bakıyorum da bilmediğim bir malzemeden yapılmış. Tahtanın tuhaf bir niteliği bana bu tür işlerde kullanılmaya uygun olmadığını düşündürüyor. Aşırı derecede gözenekli oluşundan bahsediyorum. Ki bunun bu denizlerde yelken açmanın doğal bir sonucu olarak kurtlar tarafından yenmekle ya da eskimekten gelen çürümüşlükle hiçbir ilgisi yok. Belki aşırı meraklı birinin gözlemi gibi gelebilir ama bu tahta İspanyol meşesinin her özelliğini taşırdı. Tabii şayet İspanyol meşesi doğa dışı bir yöntemle şişirilebilmiş olsaydı. Yukarıdaki cümleyi tekrar okurken her türlü kötü hava şartına maruz kalmış yaşlı bir Hollandalı denizcinin tuhaf bir vecizesini anımsıyorum. Nu derdi. Söylediklerinin doğruluğundan şüphe edildiğinde, geminin gövdesini bir denizcinin canlı gövdesi gibi büyüten bir denizin varlığı kadar gerçek. Bir saat kadar önce cesaretimi toplayıp kendimi tayfadan bir grup adamın önüne attım. Bana hiç ilgi göstermediler ve tam ortalarında durmama karşın varlığımın farkında değilmiş gibi göründüler. Ambarda ilk gördüğüm adam gibi bunlar da yaşlılığın izlerini taşıyordu. Saçları kırdı, güçsüzlükten dizleri titriyordu. Dermansızlıktan omuzları çökmüştü. Büzüşmüş derileri rüzgarda ürperiyordu. Sesleri alçak, titrek ve kesik kesikti. Gözleri yılların salgılarıyla parıldıyordu ve kır saçları fırtınada korkunç bir şekilde dalgalanıyordu. Çevrelerinde ise güvertenin her yanına son derece tuhaf ve artık kullanılmayan matematiksel adetler saçılıydı. Bir süre önce size Runda yelkeninin eğik olduğundan bahsetmiştim. O zamandan beri rüzgarın içinde savrulan gemi güneye doğru korkunç bir hızla ilerlemeyi sürdürüyordu. İçindeki her branda parçası direk şapkasından alt cunda yelkeninin serenlerine dek katlanmış bir direklerinin tepelerini durmadan bir insanın hayal edebileceği en dehşet verici su cehennemine sokup duruyordu. Güvertede ayakta durmanın olanaksız olduğunu fark edince oradan az önce ayrıldım. Gerçi tayfalar pek sıkıntı çekiyormuş gibi görünmüyor. Ama devasa gemimizin bir anda ve sonsuza dek deniz tarafından yutulmaması mucizelerin mucizesi gibi görünüyor bana. Şimdiye dek gördüklerimin bin kat büyüğü olan dalgaların önünde ok gibi uçan bir martının rahatlığıyla süzülüyoruz. Ve devasa dalgalar tepemizde derinlerden gelen ama sadece basit tehditler savurabilen ve yok etmeleri yasaklanan iblisler gibi yükseliyor. Bu sık tekrarlanan kurtuluşları
böyle bir etkiyi yaratabilecek tek bir doğal sebebe bağlıyorum. O da geminin güçlü bir dalganın ya da şiddetli bir ters tip akıntısının etkisi altında olduğu. Kaptanın karşısına çıktım. Hem de kendi kamerasında. Ama tabii beklediğim gibi bana hiç ilgi göstermedi. Görünüşünde dikkatsiz bir gözlemciye onun bir insandan fazlası ya da eksiği olduğunu gösterecek hiçbir şey olmasa da yine de ona karşı bir hayranlık duygusuyla karışık, bastırılmaz bir huşu ve şaşkınlık duyuyorum. Boyu neredeyse benimki kadar, yani 1.70. İçimde bir gövdesi var. Ama ne kürbüz ne de çelimsiz. Fakat yüzüne hakim olan şey, o ifadesindeki tuhaflık, yaşlılığın yoğun, muhteşem, heyecan verici kanıtı. Öyle mutlak, öyle uç noktada ki içimdeki bir şeyleri kımıldatıyor. Tarifsiz bir duygu bu. Alnı pek kırışık olmasa da sanki uzun yılların damgasını taşıyor. Kır saçları, geçmişin tutanakları ve daha da gri olan gözleri ise geleceğin kehanetleri. Kameranın döşemesi tuhaf, kalın, demir kopçalı folyo varlı, paslanıp çürüyen bilim aletleriyle ve artık kullanılmayan unutulmuş haritalarla kaplıydı. Başını eğip ellerinin arasına almış, ateşli, huzursuz gözlerle anladığım kadarıyla bir görev mektubu olan ve her halükarda bir hükümdarın damgasını taşıyan bir mektubu okuyordu. Ambarda gördüğüm o ilk denizci gibi yabancı bir dilin alçak sesle söylenen hırçın heceleriyle kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Ve ya da başımda olmasına karşın sesi sanki bana 1 kilometre öteden geliyordu. Gemi ve içindeki her şeyi yaşlılığın ruhu bürümüş. Tayfa geçmişe gömülük yüzyılların hayaletleri gibi öne arkaya süzülüyor. Gözlerinde hevesli ve rahatsız bir ifade var. Ve parmakları savaş fenerlerinin vahşi ışığında bana dokununca içimi benzersiz bir his kaplıyor. Her ne kadar yaşamım boyunca antikacılık yapmış ve Baalbek, Tadmor ve Persepolis'teki yıkılmış sütunların gölgelerini huhum bir harabeye dönüşüne dek içmiş olsam da. Etrafıma bakınca ilk korkularımdan utanıyorum. Daha önceki fırtına beni tepeden tırnağa titrettiyse, rüzgarla okyanusun savaşı karşısında ki kasırga ya da samyil gibi kelimeler bu konu hakkında fikir vermekte yetersiz kalır, dehşetle dona kalmaz mıyım? Geminin civarı sonsuz gecenin karanlığıyla ve köpüksüz sular keşmekeşiyle çevrili. Ama her iki tarafımızda yaklaşık birer fersahlık mesafede ara sıra hayalmeyen, boş göğe evrenin surları gibi yükselen devasa buz duvarlar görüyorum. Evet, düşündüğüm gibi geminin bir akıntıya kapıldığı ortaya çıktı. Tabii beyaz buzların arasında uluyarak ve çığlık atarak güneye doğru bir şelalenin olanca hızıyla gürleyerek ilerleyen bir dalgaya bu isim verilebilirse. Duyduğum dehşete tasavvur etmek olanaksız olsa gerek. Yine de bu korkunç bölgenin gizemlerini çözme merakı umutsuzluğuma baskın çıkıyor ve beni ölümün en iğrenç şekline bile razı ediyor. Heyecan verici bir bilgiye doğru hızla ilerlediğimiz çok açık. Asla paylaşılamayacak, ulaşılması yok olmak demek olan bir gizeme doğru. Belki de bu akıntı bizi Güney Kutbu'na götürmektedir. Böylesine çılgınca görünen bir varsayımın son derece muhtemel olduğunu itiraf etmeliyim.
Tayfa güverteyi huzursuz ve titrek adımlarla arşınlıyor. Ama yüzlerinde umutsuzluğun verdiği kayıtsızlıktan çok umudun canlılığı var. Bu arada rüzgar hala kıç tarafımızdan esiyor ve prandalarla yüklü olan gemi bazen denizin üstüne fırlıyor. Ah, dehşetlerin en fecisi bu. Buzlar birden sağa ve sola doğru açılıyor ve baş döndürücü bir hızla dev eş merkezli çemberler çizerek duvarları karanlıkta ve uzaklıklarda kaybolan dev bir amfiteyatrın çevresinde dönüyoruz. Ama kaderim üstüne düşünecek pek zamanım yok. Çemberler hızla küçülüyor, girdabın içine delice atılıyoruz ve gemi okyanusla fırtınanın kükremeleri, böğürtüleri ve gürlemeleri arasında titriyor. Ah Tanrım! Ve aşağı iniyor. Not. Şişede bulunan not ilk olarak 1833'te basıldı. De Mercator'un haritalarına ancak yıllar sonra inceleyebildim. Bu haritalarda okyanus kutup girdabına doğru 4 aylık bir sürede akan ve oradan yeryüzünün derinliklerine inen hızlı bir akıntı olarak betimleniyor. Kutbun kendisi ise muazzam bir yüksekliğe sahip siyah bir kaya olarak gösterilmiş.